Süper Lig'de son sıralardan kurtulma çabası veren Samsunspor kendi sahasında zirve takibini sürdüren ve Galatasaray arasındaki puan farkını ikiye düşüren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe açısından bu maç önemli bir maç. Çünkü açıkçası deplasmanlarda biraz sendeledi Fenerbahçe ve özellikle hafta içlerinde çok fazla puan kaybetti. Samsunspor bence açıkçası Fenerbahçe'nin hem bu puan kayıplarının bir anlamda telafi edeceği hem de zirve takibini sürdürebileceği bir maç gibi gözüküyor bana. Açıkçası zaten iddiada verdiği 1.35'lik oranla bu seçeneğe, yani Fenerbahçe seçeneğine biraz daha yönelmiş ya da şöyle söyleyeyim, biraz daha meyil vermiş gibi gözüküyor. Fenerbahçe'de ben özellikle son haftalarda Stoh'un özellikle hücum alanındaki katkısını çok beğeniyorum. Bunun yanında Alex'in biraz daha kıpırdadığını ve kıpırdadığı anlarda da mesela bu tarz, yani daha düşük kalibreli takımlara karşı Fenerbahçe'yi çok ön plana taşıdığını, öne çıkardığını ve skor anlamında da takıma olumlu katkılar yaptığını görüyorum. Alex'in geri dönüşüyle birlikte Fenerbahçe zaten playoff'un içinde kalmasını beklediğimiz takımlar. Bunlar bu sene ilk 4 takım öyle gözüküyor ki playoff'un içinde olacak. Fenerbahçe'de zaten artık playoff'lara hedefleyen bir takım. O yüzden onlar açısından bu maç bence biraz daha kolay bir maç gibi gözüküyor. Ben büyük bir sürpriz olacağını zannetmiyorum. Çünkü yani Samsunspor mutlaka çok iyi mücadele edecektir. Fenerbahçe'ye bu anlamda, mücadele anlamında sıkıntı verebilir ki keza mesela Mersin maçının ilk yarısında Fenerbahçe çok çok rahat bir maç oynamıştı. Ama 2-0'lık skorun da bence garantisiyle biraz topu Mersin Mayur'una verdi ve son dakikalarda yine bir heyecanlanma, hani en azından seyircisini heyecanlandıran bir duruma düştü. Ben özellikle bir eksiklik olarak gördüğüm şey bu Fenerbahçe'de. Yani topu rakibe vermek, hani maçı çok rahat daha koparacak ya da oyuna çok daha rahat hükmedebilecekken biraz rakibi maça ortak ediyor bu özelliğiyle. O yüzden bu maçta bunun tekrarının olmaması lazım. Çünkü ne kadar da hani sizden daha güçsüz de gözükse bu takımlar, daha çok ihtiyaçları oldukları için hani bir anda hani bir beraberlik golü bulup mümkün olduğu kadar iyi savunma yapıp sizi çok zor durumlara düşürebilirler. O yüzden Fenerbahçe bu maçta dikkatli olmalı bence, ama ben Fenerbahçe'yi favori görüyorum. O yüzden sizlere de tavsiyem bu şekilde olacak.